Ben Kara Mürsel Alp. Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası olarak tarihe adımı yazdırdım. Bir gemi inşaat mühendisi olarak Osmanlı'nın denizlerde hakimiyet kurması için gece gündüz çalıştım. Orhan Gazi'nin emriyle Kara Mürsel'i fethederek Osmanlı'nın İzmit Körfezi'ne yerleşmesini sağladım. Savaşlarda gösterdiğim kahramanlıklarla Kara lakabını aldım. Kara Mürsel'de bir deniz üssü ve tersane kurdum. Kabrim Kara Mürsel ilçesinde bulunmaktadır. Ben Evren Özbey. Orhan Gazi'nin Karesi Beyliği'ni ilhak etmesiyle Osmanlı'ya katıldım. Orhan Bey, Sultan 1. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde önemli bir komutan olarak Osmanlı'ya hizmet ettim. Rumeli'ye geçişte önemli rol oynadım. Edirne, Serez, Manastır ve Vodina gibi önemli şehirlerin fethinde yer aldım. Evren Özoğulları olarak bilinen ailem, Osmanlı'ya uzun yıllar boyunca hizmet etmeye devam etti. Kabrim Yunanistan'ın Cannitsa şehrindedir. Ben Turgut Alp, kayı boyundan yiğit bir alperenim. Silah arkadaşım, yoldaşım Osman Gazi ile Yarhisar ve İnegöl'ün fethinde omuz omuza savaştık. Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin emrinde Atranos'u fethettik. Bu zafer asıl hedefimiz olan Bursa'nın kapılarını açtı. Adımı yaşatmak için İnegöl yöresine Turgut ili denildi. Son günlerim İnegöl'de geçmiştir ve buraya bağlı olan Turgut Alp köyüne defnedildim. Ben Kara Timur Taş Paşa. Osman Bey'in alperenlerinden Aykut Alp'in torunuyum. Hem Rumeli hem de Anadolu Beylerbeyi olarak görev yaptım. Saruhan'daki Türkmenleri Serez ve Vardar ovalarına yerleştirdim. Manastır, Pirlepe ve İştip kalelerini aldım. 1. Murat'ın Karaman Seferi, Nibolu Savaşı, Sırbistan seferlerinde önemli rol oynadım. Yıldırım Bayezid'i İstanbul'un fethi için teşvik ettim ve kuşatmaya katıldım. Ben Köse Mihal. Mihal oğullarının atasıyım ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostuydum. Bizans'ta Harmankaya tekfuru olarak görev yaparken bir savaşta Osman Gazi'ye esir düştüm. Yiğitliğimi takdir eden Osman Bey beni serbest bıraktı. Bu olaydan sonra Osman Bey'e ve yeni kurulan Osmanlı Beyliği'ne hayranlık duydum ve Müslüman olarak Abdullah adını aldım. Osman Gazi'nin yanında savaşarak birçok fetihte yer aldım. Akıncı Teşkilatı'nın kurucularından biriyim ve bu teşkilatın Osmanlı'nın sınırlarını genişletmesinde büyük payı vardır. Oğullarım Aziz, Balta ve Ali Beyler de Osmanlı'ya hizmet etmeye devam ettiler. 1328 yılında vefat ettim ve Harmanköy'de bulunan türbeme defnedildim. Ben Akça Koca. Ertuğrul Gazi'ye bağlılığım ve Osman Gazi'nin emrinde Orhan Gazi ile birlikte savaşmamla nam saldım. Sapanca Gölü'nün batısındaki Hisar'ı karargahım yaparak toprak elde ettim. Kandıra'yı fethederek Osmanlı topraklarına kattım. Samandıra bana mülk olarak verildi ve buradan İzmit ve Üsküdar arasındaki bölgelere akınlar düzenledim. 1328 yılında Kandıra yakınlarında vefat ettim. Unutmayın, vatan sevgisi her şeydir. Ben Hacı İlbey. Karesi Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte Orhan Gazi'nin hizmetine giren bir komutanım. Macar Kralı, 1. Lajos komutasındaki Haçlıların Edirne'yi geri almak için harekete geçtiklerini duyunca, Lala Şahin Paşa beni 10.000 kişilik bir kuvvetle Haçlıların üzerine gönderdi. Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Haçlılara gece baskını düzenledim ve büyük bir zafer kazandım. Önemli olan padişahıma sadakatle hizmet etmekti. Ben Konur Alp, Osman Gazi'nin yoldaşıyım. Onun emrinde savaşarak Akyazı, Mudurnu ve Melen gibi birçok yeri fethettim. Savaşlarda yiğitliğim ve cesaretimle bilinirim. Akça Koca, Samsa Çavuş Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi gibi kahramanlarla birlikte Osmanlı'nın şanlı tarihine adını yazdıran Alplerden biriyim. Düzce'de bir mahalle benim adımı taşıyor. 1326 yılında Bursa'nın fethinden sonra bu dünyadan göç ettim.